Ela Hanım, sizinle konuşmamız gerekiyor. Evet. Korkarım babanız bıçakla yaralama olayına karışmış. Yine ne var? Senden kurtulamayacak mıyım ben? Maalesef kurtulamayacaksın. Artık bu hastanede çalışıyorum. İki tane görgü tanığımız var. Nihat Bey'i teşhis ettiler. Peki şimdi ne olacak? Dua edin çocuğa bir şey olmasın. Yoksa babanız cinayet suçundan yargılanacak. Baban için çok üzüldüm. Bu arada teklifimi kabul ediyorsun değil mi? Mümkün değil. Bak, konu yine Bilge meselesiyse... Hayır, o şeytan umurumda bile değil. O zaman sorunun ne? İstediğin her şeyi kabul etmeye hazırım. Hem senin üzerinde çok emeğin var biliyorsun. Ayrıca senin için ileride çok daha iyi şeyler Hocam, düşünüyorum. Hocam teklifinizi kabul hem edemem bunu... çünkü ben hamileyim. Ne yapıyorsun burada? Niye evine gitmedin hala? Sorma ya. Evim yandı. Ne? Evin mi yandı? Nasıl ya? Uzun hikaye, anlatırım sonra. Sonuçta sokakta kaldım işte. O zaman bana gel. Sana mı? Adam deli falan değilmiş. Sadece Alzheimer hastasıymış. Üstelik çok da iyi bir cerrahmış. Ve şimdi bizim yüzümüzden hapse girecek. Ben gidip her şeyi söyleyeceğim. Hayır, yapmayacaksın. Ne yani? Sen şimdi burada mı kalıyorsun? Evet. Hastaneden mi aradılar? Ne oldu? Levent, söylesene ne oldu? Çocuk. Ölmüş. Günaydın. Saklanmana gerek yok, ben geldim. Sağ ol ya. Az kalsın kalp krizi geçiriyordum. İnsan haber verir. Olur. Bundan sonra gelmeden önce bir ulak gönderirim. Bunlar da neyin nesi? Sana ne gibi geldi? Tabii ki benim eşyalarım. Koca evden sadece bunları kurtarabildim. Yangın her şeyi mahvetmiş. Pek kurtarabilmişsin gibi görünmüyor zaten. Olabilir. O benim en sevdiğim CD. Yuh! Daha neler? Kurutma makineni de mi getirdin? Nerede banyo yapmayı düşünüyorsun? Tabii ki banyo yapmayacağım. Kitaplarımı kurutacağım. Ha. Ayrıca evde sağlam kalan tek elektrikli aletim. Kitap fetişistisin. Ne olacak? Kırpık. Buraya niye getirdiniz beni? Eve gitmek istiyorum. Tamam babacığım, hemen gidiyoruz.
Babacığım binelim mi? Hayır, yürüyeceğim. Biraz hava almak istiyorum. Hastanede görüşürüz. Ela. İstersen babanla kal. Zor saatler geçirdi. Ben konuşurum Fikret Hanım'la. Yok, gerek yok. Babamı bırakıp gelirim ben. Peki. Şimdi ne yapmamız lazım? Yapılacak bir şey yok. Soruşturma devam edecek. Ama merak etmeyin. Dava açılsa bile Nihat Bey'in akıl zayıflığı incelenip temyiz kudreti olmadığına karar verilecektir. Ceza almayacak bile olsa bu yaşadıkları yeterince kötü. Hem Nihat Bey için hem Ela için. Nereye götürüyorsun beni? Burası neresi? Dolaşıyoruz babacığım. Hava almak istersin diye. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Hayır babacığım. Sen yanlış hiçbir şey yapmadın. Çok yorgunum. Eve götür beni. Tamam babacığım. Ya Zenan. Çok kötü kokuyorsun ha. Ne yapayım? Kalan bütün eşyalarımın üzerine duman kokusu sinmiş. Yani eşya kalıntılarım demek istiyorsun değil mi? Hayır, boşu boşuna uğraşıyorsun. Onlar artık mazi olmuş. Vallahi ilk kez sana acıyorum. Sen kendine acı. Saçlarına bak. İlk önce doğru dürüst bir berbere git. Sen de git kendine yeni kıyafetler al. Bak, konuştuklarımızı sakın unutma. Nerede kaldığını kimseye söylemeyeceksin. Anladın mı? Kimseye. Yani Suat Bey'e. Salak değilim, anladım. Günaydın Suat Bey. Günaydın Zenan Hanım. Günaydın Suat Bey. Gece nerede kaldın? Telefonun da kapalıydı. Merak ettim seni. Bir arkadaşımda kaldım. Arkadaşında kaldım. Anladım. İyi uyuyabildin mi bari? Uyudum sayılır. Yani insanın evi gibi olmuyor ne de olsa. Tabii. Arkadaşın evi hastaneye yakın mı bari? Şey, aslında... Zenan, bir şey mi oldu? Hava çok güzel değil mi? Bahar geldi artık. Baharı çok seviyorum ya. Etraf toprak kokuyor. Bahar kokusundan çok etrafta iz kokusu var gibi sanki. Benim hemen gitmem lazım. Görüşürüz. Günaydın Fikret Hanım. Hiç de aydın bir gün değil. Bence de. Bu arada hayırdır? Bu panoda dikkatinizi çeken garip bir şey var mı? Çok garip. Bugün sadece bir fıtık ameliyatına giriyorsunuz. Yoksa hasta falan mısınız? Hayır değilim. Çok sağlıklıyım. O zaman Ardun Bey'le aranızda bir problem var demektir. Evet. Hem de her geçen gün büyüyecek bir problem. Her şeyi halledeceğinizden eminim. Bunu halledemem çünkü bu bebeği istiyorum. Bebek mi? Hamile misiniz? Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ela için çok üzüldüğümü bilmeni isterim. Sen var ya gerçekten inanılmazsın. Ela için üzülmediğini, hatta bu olanlardan gizli gizli zevk aldığını biliyorum. Artık yalan söylemekten vazgeç ha Bilge. Olacak iş değil. Nasıl da kendilerine göre haber yapıyorlar. İlgi çeksin de gerisi hiç önemli değil. Ailesi, itibarı kimsenin umurunda değil. Gel. Hocam sizinle konuşabilir miyim? Tabii gelsene. Ben de seni arayacaktım. Gazeteleri gördün mü? Nihat hakkında neler yazmışlar. En iyisi Ela'ya birkaç hafta izin verelim. Hocam izin isterse gelip söyler. Bırakalım çalışsın, kendini daha iyi hissedecektir. Ben sadece destek olmaya çalışıyorum. Bazen yardım istemek utanılacak bir şey değildir. İkimiz de bu durumu atlatabiliriz hocam. Ve yardım istersek inanın söylemekten utanmayız. Ameliyat panosunu kastediyorsan onu açıklayabilirim. Hocam tek bir fıtık ameliyatı yazmışsınız. Bu haksızlık.
İyi de sen hamilesin. Evet hamileyim. Ve son ana kadar da çalışmaya kararlıyım. Ama... Aması yok. Hamile olmam hiçbir şeyi değiştirmemeli. Fikret, olmuyor ama. Senin sinirlenmemen lazım. Sen şimdi bunları kafana takma. Ben her şeyi halledeceğim. Senin yerine bugün Levent bakacak. Ne? Yani... Ne olmuş? Karı koca trafik kazası geçirmişler. Aracın arkasında halı tutkalı varmış. O yüzden ancak bu halde alabildim. İyi de arabada halı tutkalının ne işi varmış? Çapşal kocam bula bula şirketin arabasını bulmuş. Kusura bakmayın hanımefendi. Borçumu evde unutmuşum da. Aman dikkat edin. Siz de yapışmayın. Dokunan herkes yapışıyor. Biz de ancak vinçle alabildik. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok kötü. Ben daha da kötüyüm. Yine eldivenler. Bunlar yapışmış oldu. Suç benim mi? Tabii senin. Sana frene bas dedim, sen gittin gaza bastın. İnsan gazla freni ayırt edemez mi be? Durumları nasıl? Şu an hiç de fena görünmüyorlar. Bu ne? Arabada bıçak gibi keskin bir şey var mıydı? Evet. Halı falçatası vardı. Ne oldu? Tampon. Oya! Karıcığım! Oya! Hareket etme! Daha çok canım yanıyor. Tamam. Kanaması var. Hemen içeri alacağız. Suat Bey'e haber verin çabuk. Yalan söyledim. Çok pişmanım. Korkmuştum. Beni affedin lütfen. Sen de kimsin? Ben özür dilerim. Hatırladım. Sen Ela'nın kolejden arkadaşısın. Siz Ege'nin hayatını kurtarmaya çalıştınız. Ama şimdi onu öldürmekle suçlanıyorsunuz. O öldü mü? Evet ama... Seninle hastaneye kadar gelmeliydim. Kanamayı durdurmuştum. Ama ameliyata da girmem lazımdı. Siz çok iyisiniz. Beni affedin. Durumu ne? Göğsünde derin bir yara var. Çok kan kaybediyor. Halı yapıştırıcısıyla yapışmışlar. Burak, kalp monitörünü bağlamaya çalış. İyi de nasıl yapacağım? Bir dil basacağı bul. Ve biraz yer açmaya çalış. Oya, beni duyuyor musun? Oya! Karım neden konuşmuyor? Ona bir şey olmadı değil mi? Sakin olun. Onu fazla sarsmayın. Oksijen seviyesi düşüyor. Entübe edelim hemen. Sekizlik tüpü getiriyorum. Eldiven. Fikret, bana bırak. Sen git diğer hastalarla ilgilen. Ama hocam... Burası çok hareketli. Bu bir emirdir. Kesici alet var. Yapışkana dikkat edin. Beni bırakıp gitme. Yalvarırım. Hadi dayan. Sen olmasan ben yaşayamam. Ne olur bir tanem dayan. Ne olursun. Babacığım, ne düşünüyorsun? Ela. O genç ölmüş. Hangi genç baba? Ege. Sana kim söyledi? Yoksa neler olduğunu hatırlıyor musun? Benim yüzümden öldü. Ne biçim doktorum ben? Baba,
Beni yalnız bırak. Baba izin ver kalayım. Beni yalnız bırak dedim. Dayan bir tanem. Kendini bırakma ne olur. Yalvarırım bir tanem. Ne olur. Kan basıncı 80-30. Nabız filiform. Oksijen satürasyonu 60'a düştü. Elektroşoku getirin. Bu sesler de neyin nesi? Karıma bir şey mi oluyor? Supraventriküler taşikardi. Elektroşok hazır. Yapışırken olmaz. Adamın hayatı tehlikeye girebilir. Lütfen karımı kurtarın. Bana ne oldu umurumda bile değil. 6 miligram adenokart verin. Kesici geldi. Herkes bıraksın. Sena'nın işi bitince şok vereceğiz. Bitti sayılır. Ah, yapıştım. Kader, önlüğünü ve eldivenini çıkar. Kıpırdayamıyorum. Saçlarım yapıştı. Tamam, işim bitti. Sena çekil. Yapıştım. Yapıştım. 1, 2, 3. Ah! 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 İyi misiniz? Hemen ameliyathaneye götürüyoruz. Burak! Bir makas aldı, şunu kurtaralım. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Bak, sadece ucundan azıcık keseceksin, anlaştık mı? Kader, bana güven. Bizim yüzümüzden oldu, kusura bakmayın. Siz çok iyi insanlarsınız. Karım sizin sayenizde yaşayacak. Onu kurtardığınız için sağ olun. Önemli değil. Tamam, kes hadi. Ay. Babanız için çok üzüldüm. Teşekkür ederim. Ben Serdar. Birkaç gün önce plastik cerrahi uzmanı olarak işe başladım. Hayırlı olsun. Nihat Altındağ gibi bir dehanın böyle bir şey için suçlanmış olması çok utanç verici. Eminim babanızın suçsuz olduğu anlaşılacaktır. Sağ olun. Ela Hanım, bir saniyenizi rica edeceğim. Bakın, bu avukat size yardımcı olabilir. Gerek yoktu, gerçekten. Atıf Bey çok iyi bir ceza avukatıdır. Hem de bizim yakın bir aile dostumuzdur. Onu aramanızı tavsiye ederim. Yardım edebileceğim bir şey olursa hiç çekinmeyin. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Serdar'ı nereden tanıyorsun? Biraz önce tanıştık. Babam için bir avukat önerdi, o kadar. Ondan uzak durmanı istiyorum. Anlamadım, niye? Bilmem. O adamda hoşlanmadığım bir şeyler var. Hem seni herkesten kıskanıyor olamaz mıyım? Levent. Güldüğünü görmek çok güzel. Evet, hastanın durumu ne? Hocam 25 yaşında erkek. Bir yıl önce sol kasık bölgesinde şişlik fark etmiş. Ve bu şişliğin giderek büyümesi üzerine hastanemize başvurdu. Yapılan muayenesi ve tetkikleri sonucunda sol inguinal herni tespit edildi. Ameliyat için hazırlıyoruz. Tamam. Şimdi doktor hanım, ben internette şöyle bir şey okudum. Bu ameliyatlar çok tehlikesiz gibi görünse de aslında riskli şeylermiş. Eğer ameliyat olmam riskliyse fıtıkla yaşamam daha iyi bir seçenek olabilir mi? Cevabı internette bulamadım çünkü hastanın durumuna göre değişiyormuş. Bu yüzden size sormak istedim. Aslında her ameliyatta risk vardır ama sizin durumunuz düşünüldüğünde ameliyat kaçınılmaz.
Tamam o zaman. Şimdi bu makalede şöyle diyor. Çok değişik yöntemler varmış. Siz bana hangisini uygulayacaksınız? Hayır soruyorum çünkü ben istediğim yöntemi seçtim. Eğer aynı fikirde değilsek hiç boşuna yorulmayalım değil mi ama? Bakın size seçenekleri sayayım. A. Dikiş onarımları. B. Liechtenstein onarımı. C. Laparoskopik teknik. B. Liechtenstein onarımı. Tebrikler. Doğru cevap. Şimdi asıl sorularımıza geçebiliriz. Unutmayayım diye yazdım da. İsterseniz siz de yazılı olarak cevap verebilirsiniz. Peki. Birinci soru. Ameliyatım ne kadar sürecek? Ameliyattan sonra çok acı çekecek miyim? Çekeceksem ne kadar sürecek? Benim görmem gereken başka hastalarım var. Hasan Bey sizinle ilgili. Durun bir dakika ya. Zaten çok uzun sürmez. Topu topu 30 tane soru hazırladım. Hasan sen beyefendinin sorularına cevap ver. Hocam ben... Pardon. Senin için çok üzgünüm. İlk kez bu kadar acımasız olduğumu hissediyorum. Bir dakika. Ameliyatıma asistanlar girmeyecek değil mi? İyi ki bu hastalardan çok yok, yoksa doktorluğu bırakmak zorunda kalırdım. Ben çekerim, sen tampon yap. Tamam, tampon monte. Ben hazırım. Bir, iki, üç. Zenan, kan sızan yeri gördün mü? Gördüm. Baskı uygula. Tampon. Burada bir damar daha kanıyor. Çok kan kaybediyor. Çok fazla hasar görmüş. Tampon. Geçmiş olsun Ela Hanım. Babanızın durumuna çok üzüldük. Teşekkür ederim. Yardım edin. Ne olur bana yardım edin. Dur sakin ol. Ne oldu? Arkadaşım. Lütfen benimle gelir ne olur. Bakıyorum yerinizi almışsınız. Bugün kimi dinlediniz? Ya da şöyle sorayım. Bugün kimin hayatına burnunuzu sokmayı planlıyorsunuz? Hiç kimsenin. Tek derdim sendin. Onu da hallettiğime göre. Sen öyle zannediyorsun. Daha yapabileceklerimin yarısını bile görmedin. Ben bu lafları daha önce de duydum. Ama nedense sen de hala bir icraat göremedin. Bak hala boş boş konuşup duruyorsun. Ha bu arada, benden sana bir tavsiye. Şu yeni plastik cerrahımızı da elinden kaçırmak istemiyorsan, o yüzünden eksik olmayan sinsi gülüşü de bir an önce yok etmeye bak. Yakında görüşeceğiz. Tunç beni duyuyor musun? Tunç uyan! Nabız yok. Nefes almıyor. Çabuk yardım çağır. Öldü mü? Tunç! Herhangi bir hastalığı var mı? Kullandığı bir ilaç. Melisa! Melisa cevap ver! Sonuçlara göre durumunuz gayet iyi. Ama önlem olarak sizi bugün hastanemize misafir edeceğiz. Karım nasıl? Hala ameliyatta mı? Onu görmek istiyorum da. Hemen öğrenirim, merak etmeyin. Dışarıdan bakınca aşık bir çiftten çok düşmana benzediğimizi biliyorum. Ama o benim her şeyim. Karım, en yakın arkadaşım, annem. Her şey. Bence... Bir insanla kavga etmeyi bile özlüyorsan, onu gerçekten çok seviyorsun demektir. Ben karımı çok özledim. Ne haber prenses? Keşke elimdeymişken daha çok gezseydim.
Kısa saçlı kadınlar daha çok ilgimi çekiyor. Burak, benimle kavga etmeyi çok seviyorsun değil mi? Bu şaşırtmaca bir soru galiba. Doğru cevabı bulmam için düşünmem lazım. Hayır, bu çok sıradan bir soru. Benimle kavga etmediğin zaman beni özlüyorsun. Ve hemen yanıma gelip beni kızdıracak bir şeyler yapıyorsun. Değil mi? Bilmem, öyle mi? Evet öyle, ben biliyorum. Ben de seninle kavga etmeyi özlüyorum. Kader, sen iyi misin? Evet, hem de çok iyiyim. Bundan sonra seninle istediğin kadar kavga edeceğim. Teşekkür ederim. Hemen hemogram ve biyokimya rutinlerini gönderelim. Özellikle alkol ve uyuşturucu testlerini de istiyorum. Nabzı hala çok zayıf. Kalbi her an yeniden durabilir. Elektroşok hazırlayın. Solunum zorluğu çekiyor. Ela, hemen entübe et. Çabuk! Serdar. Hamile kalmayı planlayan bir hastam var. Göğüslerindeki silikonları çıkarmak istiyor. Sana yönlendiriyorum. Olur tabii. Hastaya randevu almasını söyle. Sen iyi misin? Evet. Hem de çok iyi. Seninle ilgilenmediğim için hasta mı olmam lazım? Hayır. Ama bu kadar çabuk değiştiğine göre bir şeyler olduğu çok açık. Evet. Bu hastanenin ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Senin adına sevindim. Bu gece yemeğe çıkalım mı? Allah Allah. Daha düne kadar benden kurtulmak için uğraşıyordun. Şimdi yemeğe davet ettiğine göre kesin bir şey isteyeceksin. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Akşama görüşürüz. Harikaydı. Bu duyguya bayılıyorum. Kanama kontrolü yaptık. Kalbine dikiş attık ve tam ölüyor derken tekrar hayata döndü. Hissettiğim şey inanılmaz. Cerrahiye aşığım ben. Normal insanlar bunu asla anlayamaz. O yüzden cerrahlar dışında kimseyle arkadaşlık edemiyorum. Biliyor musun? Beni anlamayacaklarmış gibi geliyor. Şu yanında kaldığın arkadaşın. O da mı cerrah? Evet. Adı ne? Kimin? Ev arkadaşının. Hale. Bu gece arkadaşını da alıp yemeğe gidelim ha, ne dersin? Hem teşekkür etmiş oluruz. Olmaz. Yani bu akşam nöbetçi, o yüzden. O zaman yarın gidelim. Yarın da olmaz. Sanırım... Hem benim hemen Fikret Hanım'ı bulmam lazım. Ameliyattan sonra bana ihtiyacı olduğunu söylemiş. Sonra görüşürüz. Benim kuzenim sezaryenle doğum yaptı. Ondan sonra haftalarca inanılmaz bir ağrı çekti. Şimdi benim fıtık ameliyatım da karnımdan olacak ya. Yani benim de canım o kadar çok yanacak mı? Yani mantıken yanacak çünkü bölge aynı bölge. O yüzden çok endişeliyim. Ama sizinle konuşmak beni biraz rahatlatıyor. Keşke ameliyatta da böyle konuşabilsem. O zaman daha az korkardım. Ameliyatı lokal anesteziyle yapamaz mısınız? Ya bu gerçekten çok iyi olurdu. Ne yazık ki genel anesteziyle yapmak zorundayız. Haklısınız. Zaten elinde beni neşlerle kesmeye çalışan biri olunca ben hiç rahat olamam ki. Adam bir saniye susmadı ya. Bu kadar konuşursa Gestapo cinnet geçirir. Ondan sonra ameliyatta başına ne gelir tahmin bile edemem. Fikret Hanım nerede? Beni asistanların eline bırakmaması lazımdı. Koridorda hastaları eşlik etmek için doktor olmak gerekmiyor. Ameliyatta kesinlikle yanınızda olacaktır. Merak etmeyin. Olmak zorunda. Çünkü ben bu hastaneye Fikret Hanım için geldim. Bakın, bir dakika. Bunlar yayınlanan makaleler. Ben her şeyi araştırdım. Bugüne kadar girdiği ameliyatlar, başarı oranları, hangi ameliyata girdi, hangisine girmedi, her şey burada. O bir numara. Anladım. Fikret Hanım gelmeden ben hiçbir şey yapmam. Geçelim. Sadece tahlil yapacağız. Hayır. Bir dakika, bir dakika. Fikret Hanım gelmeden hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl ya? Öyle.
İnanmıyorum ya. Gestapo'ya bak. Bu sefer eminim. Gestapo %100 hamile. Aslında bu sefer haklı olabilirsin. Turşu'nun yanında yediği şey baklava mı yoksa? Ay evet. Ben bu kadar iğrenç bir şey görmedim. Duyacağım, sus. Kulakları ne kadar hassastır bilirsin. Yuh, o kadar da değil artık. Hocam. Ben sana demiştim, duydu işte. Fikret Hanım, Ayhan Bey sizi istiyor. Beni mi istiyor? Niye? Sizin dışınızda kimse kanını alamazmış. Olamaz ya. Kabus gibi. Altı üstü bir fıtık ameliyatı olacak ama neredeyse bütün hastaneyi özel hizmetine istiyor adam. Ama hakkını da yememek lazım. Fıtık hakkında benden daha çok şey biliyor. Şey hocam, gelecek misiniz? Tamam tamam. Şöyle insana rahat rahat ağız tadıyla bir yemek bile yedirmiyorlar. Melisa, bize gerçeği anlatmalısın. Hangi gerçeği? Yoksa... Tunç ne zamandan beri uyuşturucu kullanıyor? Bilmiyorum. Tedaviye ihtiyacı var. Ailesine haber vermek zorundayız. Olmaz. Onlara haber veremem. Keşke anlatabilsem ama yapamam. Başım daha çok belaya girer. Arkadaşım uyuşturucu yüzünden az kalsın ölüyordu. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilir. Anladın mı? Ölür. Bir daha böyle olmayacak. Hep o sahte haplar yüzünden böyle oldu. Bir daha olmayacak. Olacak. Bunu sen de biliyorsun. Tunç'un yardım alması şart. Ailesi oğullarının uyuşturucu kullandığını bilmeli ve ona yardım etmeliler. Sırf yüzleşmekten korktuğun için arkadaşın ölebilir. Fikret, ne yapıyorsun sen? Bu kadar çok çikolata yememelisin. Yoksa çok fazla kilo alacaksın. Ben şişko değilim. Sadece hamileyim. Biliyorum. İşte onun için dikkat et diyorum ya. Yoksa bana ne, değil mi? Hocam, sizden bir iyilik rica edebilir miyim? Elbette. Ben bugün fazla yoruldum galiba. Hocam, rica etsem benim yerime fıtık ameliyatına girer misiniz? Tabii, seve seve. Ha şöyle, önce bebeğin sonra işin. Çok teşekkür ederim hocam. Prenses, ben de seni merak etmeye başlamıştım. Buraya kapanmış, ne yapıyorsun? Ne yapıyor'a benziyorum? Gestapo'nun verdiği angaryaları halletmeye çalışıyorum. Merak etme prenses, seni kurtarmak için bir yol bulurum ben. Tamam o zaman. Bana yardım etsene. Bir şartla. Seni karşılıksız bir şey yapmayacağını bilmeliydim. Asla. Sen bilirsin. Peki, peki. Ne yapalım? Kabul ediyorum. Şimdi mi istiyorsun? Hayır, işimiz bittikten sonra. Rahat bir zamanda. Ay çok gıcıksın. Ameliyata siz girmezseniz ben ameliyat falan olmam. Ben sizin için geldim, biliyorsunuz. Güveniniz için çok teşekkür ederim. Ama inanın bana, Haldun Bey benden çok daha iyi bir cerrahtır. Hem benim hocam hem de şefimdir. Ben araştırdım. En iyisi sizsiniz. Beni böyle bırakamazsınız. Ne kadar hassas olduğumu ve korktuğumu biliyorsunuz. Biliyorum. Ben de bu yüzden Haldun Bey'den ameliyatınıza girmesini rica ettim ya. En iyisi odur. Ha bir de sadece çok özel ameliyatlara girer. Tamam o zaman. Ama önce ona sormam gereken bazı sorular var. Tabii tabii tabii. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Haldun Bey hastalarına açıklama yapmaya bayılır. Hatta sırf bu yüzden ameliyatlarını lokal anesteziyle yapar. Böylece ameliyat sırasında bile istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Vay be.
Çok güzelmiş ya. Kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim. Eğer tekrar aynı hatayı yaparsan... Altı üstü bir hap aldım ya. Bunda büyütecek ne var? Ne mi var? O haplar seni öldürüyordu. Yardıma ihtiyacım var. Uyuşturucu tedavisi görmelisin. Ben bağımlı falan değilim. Şimdi beni rahat bırakın. Buradan çıkmak istiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Şu anda hastanede benim sorumluluğum altındasın. İyi olduğuna emin olmadan da buradan çıkmana izin veremem. Sen iyi misin? Ben iyiyim karıcığım. İnanmazsan doktorlara sor. Adem Bey'in durumu iyi. Önlem olarak hastanede tutuyoruz. Bir tanem, sen gözlerini açtın ya. Ne istersen yaparım. Seni asla üzmeyeceğim. Hatta yeni bir arabaya ne dersin? Aman istemez. Kimse beni o direksiyona oturtamaz bir daha. Öyle alt altı üst üste çektiğimiz rezillik yetmezmiş gibi... canımdan da olacaktım az kalsın. Ama bir tanem... biraz da senin kabahatin değil mi? Bundan sonra gazla freni karıştırmazsın herhalde. Bak yine başladı ya. Sen burnunu sokmasaydın zaten basacaktım freni. Ama yok. Her işe maydanoz olmazsan olmaz. Rahat edemezsin çünkü değil mi? Oya Hanım, ameliyattan yeni çıktınız. Sakin olun lütfen. Böyle bir kocam varken nasıl sakin olabilirim? Sırf ameliyattan yeni çıktın diye susuyorum. Yoksa... Yoksa ne? Söyle söyle. Boşar mısın beni? Asıl ben istemiyorum seni. Bak giderim ha. Ondan sonra da dönmem için çok yalvarırsın arkamdan. Ne yalvaracağım be? Cehenneme kadar yolum var. Eğer böyle bir kadın olursan beni vurur musun? Hayır. Çünkü ben senin her halini seviyorum. İnatçı, sert, masum, utangaç. Bir tek yalan söylersen bozulurum. Ben... Neyse. Şu evinde kaldığın arkadaşın. Hale. Nerede çalışıyordun? Sigorta. Hangisi? Göztepe'de. Oranın başhekim yardımcısı benim arkadaşım. Onu ziyaret etmeyi düşünüyordum. İstersen sen de gelebilirsin. Olmaz. Hem benim çok işim var. Bak, gitmeliyim. Sen? Buradan kaçmalıyız. O doktor benim hiç hoşuma gitmedi. Bana yardım et hadi. Hayır, tedavi olacaksın. Sen ne diyorsun ya? Ne tedavisi? Yardım etmeyeceksen git başımdan ya. Bir de seninle uğraşamam. Senin de Ege gibi ölmene izin vermeyeceğim. Ege'yi unut artık ya. Hayır. Ben gerçeği anlatacağım. Eğer böyle bir şey yaparsan ikimizin de hayatını mahvedersin. Buna izin veremem. Gerekirse... Hayır. Bu sefer seni dinlemeyeceğim. Bizim yalanlarımız yüzünden masum bir insanın hayatı mahvolacak. Melisa bana bak. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Yalan ifade verdiğimizi açıklayacağım. Buna mecburuz Tunç. Sen ne dersen de. Ben ifademi falan değiştirmeyeceğim. İstediğin gibi başına belayı alabilirsin. Yorgunluk kahvesi ister misin? Bir kahveyle kurtulamayacağını biliyorsun değil mi? Anlaşmamız hala geçerli. Tamam. Tamam. Hazırım. Sen başka şeyler mi hayal etmiştin? Yoo. Tamam o zaman. Hoşçakal.
Buyurun. Teşekkür ederim. Ela'yı göremedim. Ona avukat arkadaşımla konuştuğumu söyler misin? Gerek yok. Teşekkür ederiz. Ben sadece yardım etmeye çalışıyordum. Dedim ya, gerek yok. ...65 yaşında kadın ateşli silahla göğsünden vurulmuş. Nabız 110, kan basıncı 90-30. Nasıl vurulmuş? Bilmiyoruz. Kocası bir şey anlatmadı. Hala şokta. Kadının ilaçları burada. Kalp, tansiyon ve Alzheimer ilaçları var. Hemen 1 gram seftriakson ve tetanos profilaksisi yapalım. Suat Bey'e de haber verin. Tamam. Söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ben ve Tunç babanızın aleyhine tanıklık yapmıştık. Ama siz... Siz sadece bildiklerinizi anlattınız. Ben de görevimi yaptım. Konuşulacak bir şey yok. Biz yalan söyledik. Babanız Ege'yi kurtarmak için bize yardım etti. Ama biz onu suçladık. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Korkmuştuk. Uyuşturucu satan adam daha fazla para isteyince kavga çıktı. Ege vermem deyince de onu bıçakladı. Babanız da oradaydı. Parkta yani. Kanamayı durdurdu. Bize bu hastaneye gelmemizi söyledi. Yalvarırım bizi affedin. Affetmek mi? Böyle bir şey affedilemez. Yaşlı ve hasta bir adam hak etmediği şeyler yaşattınız. Çok üzgünüm. Gerçekten. Yalvarırım affedin. Kan basıncı 70'e 20'ye düştü. 2 miligram fenilefrin yapalım. Ne olmuş? Kalbinin 2 santim altından vurulmuş. Kurşun hala içeride. Kadın zaten kalp hastasıymış. Ekosu ve garifileri çekildi mi? Evet. Kurşun kalbe giden ana damarları parçalamış. Hemen ameliyat alıyoruz. Ayhan Bey, şimdi lokal anestezi uygulayacağız. Haldun Bey, ben gerçekten hiçbir şey hissetmeyeceğim değil mi? Hayır, lokal anestezi ne kadar güvenilir bilmiyorum. Kendimi çok tedirgin hissediyorum. Tedirgin olmanıza hiç gerek yok. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmayacak. Ensizyonu çoktan yaptım ve siz hiçbir şey hissetmediniz değil mi? Benim sizi araştıracak fazla zamanım yoktu. Ama öğrendiğim kadarıyla şeflik yaptığınızdan beri fazla ameliyata girmemişsiniz. El beceriniz azalmış olabilir mi? Hayır, pratik yapmak çok önemlidir. Mesela Fikret Hanım saydım tam 203 tane fıtık ameliyatı yapmış. Haklısınız. Cerrahide el becerisi dolayısıyla pratik çok önemlidir. Ama merak etmeyin. Fıtık ameliyatı için sahip olduğum yetenekler fazlasıyla yeterli.
Peki ameliyat öncesi bana imzalattığınız o belgede tam olarak neler vardı? Yazılar küçük de okuyamadım biliyorsunuz, çok sakıncalı bir durum. İsterseniz size eşlik edeyim. Gerek yok, sağ olun. Ameliyatta müzik falan dinlemiyor musunuz? Filmlerde hep dinleniyor. Gerçi ben dinlememenizi tercih ederim. Acaba kaç gün sonra ameliyat yerinin acısı geçer? Birkaç gün içinde. Peki işe başladığımda da devam ederse? Doğru düzgün çalışamazsam, verimim düşerse? O zaman siz de acınız geçtikten sonra işe başlarsınız Ayhan Bey. Belirsizlikten nefret ederim. Patronum da öyle. Bana kesin bir tarih söyleyeyim. Pazartesi, salı mı, çarşamba mı, gelecek hafta mı? Ya ne zaman ya? Bir hafta sonra çarşamba, tamam mı? Tamam. Şu anda hangi aşamadasınız? La havle ve la kuvvete. İyi de Fikret Hanım her soruma cevap vereceğinizi söylemişti. Bari hangi takviye yöntemini uyguluyorsunuz onu söyleyin. Ameliyatı bir an önce tamamlayalım. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Ayhan Bey, siz ne işle uğraşıyordunuz? Bilgisayar işiyle. Ha, anladım. Gençlerden biri ifadesini değiştirmiş. Arkadaşlar onunla konuştular. Tunç denen çocuk kaçmış ama bulacağız. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Artık bitti. Yaşayacak mı doktor bey? Ameliyatı başarılı geçti. Damarları onardık. Solunumun ne zaman geri döneceğini bilmiyoruz. Bu yüzden yaşam destek ünitesine bağlı kalmak zorunda. Yani her şey daha da kötü oldu. Artık makineye bağlı olarak yaşayacak, öyle mi? Ben ne yaptım? Ümidinizi kaybetmeyin. Ben çoktan kaybettim. Birini seversiniz. 48 yıl boyunca onu sevmekten hiç vazgeçmezsiniz. Sonra bir hastalık gelir. Onu sizden alır. Sevdiğiniz kadın, hayat arkadaşınız gün be gün gözünüzün önünde eriyip gider. Gözlerinize bakıp sizi tanımaz. Bu nasıl bir acıdır, bilir misiniz? Suat bir şeylerden şüpheleniyor. Ondan daha fazla saklayamam. Yakında her şeyi anlayacak. Seni yanıma almam hataydı zaten. Durduk yere evimden olacağım şimdi. Evin mi? Bir.
Orası hastanenin deposu, ev falan değil. İki, hele senin hiç değil. Ev olarak görmüyorsan niye orada kalıyorsun? Hı? Gerçek bir eve gitsene. Merhaba. Ne konuşuyordunuz bakalım? Ela'nın babasını... Hı. Benim gitmem lazım. Zena, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Dinliyorum. Söyleme. Tamam. Söylüyorum. Senin için bir hediye alacaktım. Hasan'a fikrini sordum, o kadar. Tüh. Bak, görüyor musun? Sürpriz bozuldu. Senan. Vallahi doğru söylüyorum. Polislere bir hırsızın seni vurduğunu söyledim. Sanırım bana inandılar. Yaşlı bir adamın deli gibi sevdiği karısını vurmuş olabileceği akıllarına gelmedi tabii. Karısının acısına son vermek için o tetiği çekeceğine kim inanır? Sadece bizim gibi birbirlerini sevenler. Ama ben... O tetiği bile doğru dürüst çekemedim. Bu hastalıktan seni kurtarmanın, gözlerindeki o bitmez acıyı sona erdirmenin tek yolu buydu. Ama başaramadım. Silahı kalbine doğrulttuğumda yıllar sonra bana ilk kez güldün. Bunu yapmamı sen de istiyordun. Ama bak, beceremedim. Sen acı çekmeye devam edeceksin. Ve tekrar o silahı sana doğrultmaya da gücüm yok. Affet beni Sunam. Ben bir korkağım. Bana hep beni sakın bırakma derdin ya. Ben gidiyorum. Ama sen sakın beni bırakma Sunam. Bırakma. Nihayet her şey bitti. Vallahi ben hiç emin değilim. Ela'nın olaysız geçen bir günü yok maşallah. Vallahi Burak doğru söylüyor. Bence sen hemen kutlamalara başla. Nasılsa yakında bir şey olur. Daha ne olabilir ki? Olur. İnan. İlhan Bey? İlhan Bey? İlhan Bey, siz iyi misiniz? Karıma iyi bakın, olur. Fikret Hanım, fıtık ameliyatının nasıl geçtiğini sormayacak mısınız? Eminim çok iyi geçmiştir hocam. Seni o kadar kızdıracak ne yaptım ki ben? Bana o hastayı verdin.
Bilmem. Bir düşünün bakalım. Ben sadece senin iyiliğini düşündüğüm için yapmıştım. Yoksa bana ne tabii. Tamam. Bundan sonra senin işine karışmıyorum. Acilde çalışmama. Çikolata yememe. Hiçbir şeye. Hiçbir şeye. Tamam o zaman. Ben de sizi belalı hastalardan uzak tutarım. Barış imzalamanın şerefine. En sevdiğim. Hocam. ...4310'daki hastanın dosyasını alabilir miyim? Buyurun Levent Bey. Her şeyin yoluna girmesine sevindim. Sağ ol. Hafta sonu tekneyle açılmaya ne dersin? Erkek erkeğe mi? Neden olmasın? Rakı balık olursa hayır demem. O zaman anlaştık. Hamile demiştim. Bakın midesi de bulanıyor işte. Bütün belirtiler tamam. Yesup hamile ise hamile. Ayrıca çok da güzel bir haber bu. Ya siz başımıza gelecekleri bilmiyorsunuz. Eskisinden daha da çekilmez olacak. Üstelik 9 ay sonra doktorluk yerine bebek bakıcılığı yaparsak hiç şaşırmayın. Saçmalama Burak ya. Belki de annelik Gestapo'yu değiştirir anne dersiniz. Hatta artık ona Gestapo demeyiz. Daha sevgi dolu bir isim buluruz mesela. Boşuna hayal kurmayın. 10 çocuk doğursam da Gestapo olarak kalacağım. Şimdi söylediğim görevler bitmeden kimse hastaneden çıkmayacak Ela. Eksik dosyalarını tamamlamaya. Tamam. Kader, sana çok sevdiğim bir görev veriyorum. Rektum muayenesi yapacaksın. Fırla! Burak, sen de peşimden ayrılma. Her an canın bir şey isteyebilir. Yaşlarında erkek hasta. Ateşli silah yaralanması. Tabanca ile kendini vurmuş. Kranyum sağ bölgeden girip sol oksipital bölgeden çıkış deliği var. Çığır kapalı. Solunum yüzeye. Amma dağınıksın be kızım. Azıcık eşyayla bu kadar dağınıklık yaratmak büyük başarı yani. Sen çok toplusun sanki. Ayrıca çok rahatsız oluyorsan gidebilirsin. İyi de burayı ben buldum. Gitmesi gereken biri varsa o da sensin. Sessiz ol istersen. Tüm hastaneyi duyacak neredeyse. Ben de tam bunu konuşacaktım. Senin burada kalman çok tehlikeli. Hemen buradan gitmen gerekiyor. Suat Bey her an anlayacak diye ödüm patlıyor zaten. Bir evsiz iki evsizden daha iyidir. Haksız mıyım? Haksızsın. Hayatta olmaz. Kimse beni buradan gönderemez. Geceleri bile hastanede olduğumda en iyi hastaları ben kapacağım. Baksana seninki ötüyor. Yok. Benimki de değil. İyi de kimin o zaman? Basıncı 70'e 20. Nabzı 100. Adam takside kendini vurmuş. Nabız gittikçe yüzeyleşiyor. Hemen bir ampul atropin yapalım. Nabız yok. Defiyi getirin. 200'e şarj et. Şarj edildi. Çekilin. Üçüze şarj et. Şarj edildi. Çekilin. 360'a şarj et. Çekilin. Tekrar şarj et. Şarj edildi.
çekilin. Acı çekmesin diye karısını vuran adamı duydun mu? Duydum, evet. Peki o adamı yerinde olsan beni öldürür müydün? Bu da nereden çıktı? Yani o yaşlı adam gibi. Acı çekmemi engellemen için beni öldürür müydün? Bak gene yeni bir soru. Kader ya, ben tuz sınavında bile bu kadar zorlanmadım. Ya lütfen cevap ver. Tamam, cevap veriyorum. Öldürmezdim. Kızma. Şimdi romantik bir şey bulup söyleyeceğim. Aman be, hiçbir şey söyleme. Özür dilerim. Hadi bir şey söyle artık. Bana yalan söyledin. Önemli bir şey değildi. Hem kendim için söylemedim. Hasan için. Onun yaptığı da hataydı. Ama sen ne olursa olsun böyle bir şey yapmamalıydın. Bunun hiçbir mazereti olamaz. Biliyorum. Ama kalacak yere ihtiyacım vardı. Kimsenin öğrenmemesi gerekiyordu. Sen de söylemeyeceksin değil mi? Bunu niye soruyorsun ki? Söyleyeceğimden emin görünüyorsun. Bunun için bana yalan söyledin değil mi? Öyle değil. Seni de zor durumda bırakmak istemedim. Bunlar sadece boş laflar. Asıl problemi görmüyorsun. Evlenme teklifimi kabul etmedin. Ailemle tanışmadın. En kötü anında yanında olmama da izin vermedin. Benim yardım etmemdense bir depoda yatmayı tercih ettin. Daha doğrusu bana hiç güvenmiyorsun. Güveniyorum. O zaman bunu göster. Yine sokakta kaldım, iyi mi? Nereye gideceğim ben şimdi? Bu sefer gerçekten acınası bir haldeyim. Tamam Mert. Birazdan evdeyim. Var var, var benim anahtarım. Sen rahat ol kanka. Tamam canım, geç kalmam. Tamam. Hasan, inat etme artık, evine dön. Orası benim evim değil. Dönmektense sokakta kalmayı tercih ederim. Bilmem farkında mısın ama zaten sokaktasın. Hadi bana gidelim. Ben mi? Sana mı? Evet. Bu kadar şaşıracak ne var? O kadar da kalpsiz değilim. Harika. Kader de gelip bize özel soslu makarnasına yapar. Ne kadar? Çok özlemiştim vallahi. Üf, o makarna var ya. Thank you.
Suat evde mi acaba? Sen Zenan olmalısın. İçeri gel. Şöyle geç kızım. Suat, bir misafirim var. Zenan. Ben rahatsız etmek istemedim. Çok özür dilerim bu saatte. Hiç olur mu öyle şey? Umarım yemek yememişsinizdir. Selim, Gülizar'a söyler misin misafirimiz için bir servis açsın? Hı hı. Nihayet seninle tanışabildik. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Anne. Zenan elini uzattı. Ah. Kusura bakma Zenan. Çalmış gibi yasaklarım, günahlarım bırak bana kalsın. Eski bir çığlık gibi hala aklımdasın. Seni unutmama izin verme. Hep beni uyurken izleyen bir kadınla evlenmek istemiştim. Çok hainsin. Merhaba Kader. Merhaba Levent Bey. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Gelsene, biz de kahve içiyorduk. Sen de ister misin? İyi olur valla. Ben de kendime bir kahve alıp geliyorum. Biliyor musun? Suat hep oyuncu olmak istiyordu. Çok da yetenekliydi. Hiç söylemedi ama sanırım benim durumumdan sonra bu hayalinden vazgeçti. Benim çaresizliğim onun hırsı oldu. O günden beri en büyük tutkusu hayat kurtarmak oldu. Ah, şimdi bir de sen varsın tabii. Seni utandırmak istemedim. Yok, sadece böyle şeylere alışkın değilim. Anlıyorum. Sevgilinin annesiyle böyle şeyler konuşmak sana tuhaf gelebilir. Ne de olsa sizin oralarda böyle şeyler pek konuşulmaz. Hayır. Bunun bizim oralarla bir alakası yok. Sadece ben fazla rahat biri değilim. O kadar. İzninizle artık gitsem iyi olur. Kalsaydın. Suat evinin yandığını söyleyince misafirimiz olursun diye düşünmüştüm. Sağ olun. Çok naziksiniz. Gidiyor musun? Evet, geç oldu. Bu saatte göndermeyiz. Öyle değil mi Zümrüt? Sağ olun ama ben artık gideyim. Tamam. Ben seni bırakırım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sanırım istemeden kızın kalbini kırdım. Anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok. Annen de baban da çok şeker insanlar. Hadi Zenan, seni tanıyorum. Belli ki bir şeye kızmışsın. Kızmadım. Belli oluyor. Tamam. Birazcık kızmış olabilirim.
Ama benim yerimde kim olsa kızardı. Sizi sadece 2 dakika yalnız bıraktım. Annem bu kadar kötü ne yapmış olabilir ki? Hiçbir şey yapmadı. Çok iyi bir kadın. Ama? Ama ben geldiğim yerle ilgili kurulan cümlelerden hoşlanmıyorum. Sana demiştim işte, biz farklıyız. Zenan, yine saçmalamaya başladın. Saçmalamıyorum. Ben böyle hissediyorum. Benden bu kadar. Ne yani? Yine ayrılmak mı istiyorsun? Hayır. Sadece ben bu kadar alttan alabiliyorum demek istemiştim. Şu halimize bak ya. Durmadan birbirimizi yanlış anlıyoruz. Ne yapacağım ben seninle? Niye çağırdın beni? Yoksa sen ve ben? Serdar. Sana söylemem gereken... Hadi ama, sabırsızlanmaya başladım. Serdar. Ben çok hastayım. Hasta mı? Bir filmin sonu gibi yaşıyorum seni. Eski bir yalnızlıktan ödün çalmış gibi. Yasaklarım, günahlarım bırak bana kalsın. Eski bir çığlık gibi hala aklımdasın. Seni unutmama izin verme. İlanı aşk ediyorum, benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? İlanı söz verir misin?